Yıldızcan Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Özde Bir Yayınlarının Türkiye geneli 3. denemesinin TYT matematik testini çözeceğiz. Hemen başlayalım. Süt ölçüm kovası içindeki eşit aralıklarla ölçeklendirilmiş bir cetvelin kovaya konan süt ile birlikte yukarı yönlü hareketiyle çalışmaktadır. Kırmızı işaretli bölme içinde kalan cetveldeki değer kovada bulunan süt miktarının litre cinsinden göstermektedir demiş. İçinde bir miktar süt olan bir süt ölçüm kovası şekil 1'de gösterilmiş. Bu kovadan bir miktar süt alınınca kovanın görünümü şekil 2'de gibi olduğuna göre kovadan kaç litre süt alınmıştır diyor. Öncelikle bir parçaya bakalım. Bir parçayı bir birimi 4 parçaya ayırmış. O halde her bir çizgi 0,25 litreye tekabül ediyor. O halde birinci şekilde 3,25 litre süt var. İkinci şekle baktığımız zaman kırmızı çizgi 2'den bir çizgi geride. O halde 1,75 litre süt kalmış. Demek ki ne kadar süt alınmış kovadan? 3,25'ten 1,75'i çıkartırsak 1,50 litre süt alınmış. Cevabımız D şıkkıdır. Devam edelim. Yapılan bir araştırmaya göre Ay gezegeninde belli bir yükseklikten bırakılan bir top yüzeye temas ettikten sonra bırakıldığı yüksekliğin karekökü kadar yükselmektedir. Buna göre bu gezegende 0,16 metre yükseklikten bırakılan bu top 3. kez yere temas ettikten sonra kaç metre yükseğe çıkar demiş. 0,16 0,4'ün karesi olarak yazalım. Her seferinde karekökü kadar yükseliyor. O halde 1, 2, 3 tane karekök koyabiliriz. Bunu da tek bir kök altında yazacak olursak 8. dereceden kök diye yazabiliriz. Kökü de içeriye alacak olursak kuvvetin altına 0,4 üzeri 2 bölü 8 yani 0,4 üzeri 1 bölü 4 diyebiliriz. Cevabımız D şıkkıdır. Devam edelim. Aşağıda 1'den 12'ye kadar olan tam sayıların yazılı olduğu 12 eş bölmeye ayrılmış bir çark gösterilmiştir. Çark çevrildikten sonra kırmızı okun gösterdiği bölge işaretleniyor. Çark 4 kez çevrildiğinde çarkta 4 farklı bölgenin işaretlendiği görülüyor. İşaretlenen bu bölgelerde yazan sayılar çarpımı bu şekildeymiş. Buna göre işaretlenen bölgelerdeki sayılar toplamı en az kaçtır demiş. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2 açarsak 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2, 3 çarpı 3, 5 çarpı 5. Burada öncelikle bir tane 5 olduğuna göre bir tane 5'i kesinlikle vurmuş olması lazım. Bir de 5 ile 2'yi almış olması lazım. Yani onu vurmuş olması gerekiyor. Başka bir şey olamaz. Yani buradan bir kere 10 geldi. Buradan 5 geldi. Ardından sayıların toplamının en az olmasını istiyorum. O halde buradan 8 gelsin. Buradan da 9 gelsin. Bu sayıları toplarsak 15, 17 daha 2 elde ederiz. Devam edelim. Evet, sayılar içinden her harf farklı bir sayı göstermek üzere demiş. A, B, C, D sayıları seçilerek aşağıdaki çıkarma, çarpma, toplama işlemleri oluşturuluyor. Buna göre verilen sayılardan seçilmeyenlerin toplamı kaçtır demiş. Burada deneme yapacağız tabii. Şuna dikkat etmemiz lazım. Burada aynı sayılar yazıyor, şurada da aynı sayılar yazıyor. Buna göre bakacak olursak burada da yine aynı sayılar var. Bunları tutturmamız gerekecek. Şöyle ki 14, 4 dedim. 4, 3, 3, 11. Yine 14'ü vermek zorundaydı. Verdi. Buna göre seçilmeyenlerin toplamı kaçtır demiş. 3 ve 4'ü seçtik. Bunları eleyebiliriz. 11 ve 14'ü seçtik. Bunları da eleyebiliriz. Kalan sayılar 2, 6, 12, 13. Toplarsak 33 elde ederiz. Cevabımız B şıkkıdır. Devam edelim. Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı 3 basamaklı bir doğal sayının birler ve yüzler basamağındaki rakamlar aralarında asal ise bu sayıya asal sayı denir.
demiş. Buna göre A 3 8 ve 6 7 B sayıları A sal sayıdır. Buna göre A artı B toplamını alabileceği kaç farklı değer vardır demiş. Buna göre A yerine 1 yazabilirim. 8 de asal olduğu için. 2 olmaz, 3 olmaz rakamları farklı demiştim. 4 olmaz, 5 olur, 6 olmaz, 7 olur, 9 olur. Bu tarafa geldiğimiz zaman 1 olur, 2 olmaz, 3 olmaz, 4 olmaz, 5 olur, 6 olmaz, 7 olmaz, 8 ve 9 da olmaz. A artı B'nin alabileceği durumlara bakalım. 1 artı 1, A artı B'nin durumlarına bakıyorum. 2 olabilir. 1 artı 5, 6 olabilir. 5 1, yine 6 yapacağı için yazmıyoruz. 5 5, 10 olabilir. 7 1, 8 olabilir. 7 5, 12 olabilir. 9 1, yine 10, o var zaten. 9 5, 14 olabilir. Bu durumda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane farklı değer alabilir A artı B toplamı. Devam edelim. MNK 3 basamaklı doğal sayısının birler basamağı 2 azaltıldığında 3 basamaklı A sayısı, onlar basamağı 5 arttırıldığında 3 basamaklı B sayısı, yüzler basamağı 3 azaltıldığında ise 3 basamaklı C sayısı elde ediliyor. A artı B eksi C 891 olduğuna göre M artı N artı K toplamı kaçtır demiş. A için şunu söyleyebiliriz. Birler basamağı 2 azaltılırsa MNK 2 azalacaktır. B sayısı için onlar basamağı 5 arttırılırsa MNK 50 artacaktır. C sayısı için de yüzler basamağı 3 azaltıldığında MNK 300 azalacaktır. A artı B eksi C demiş. Buna göre işlem yaparsak MNK eksi 2 artı MNK artı 50 eksi MNK eksi 300 eşittir 891. Eksiği dağıtacak olursak birer MNK gidecek. MNK 350 348 eşittir 891. Şöyle kenarda çıkartırsak 348 8 11 3 4 5 543 olacak. MNK 543 oldu. Rakamların toplamı 5 artı 4 artı 3'ten 12 olacaktır. Devam edelim. ABC gerçel sayılar için demiş. Buna göre hangisi her zaman doğrudur? A sayısıyla eksi A sayısına odaklandığımız zaman A sayısı neden eksi A'dan küçük olur? Çünkü A negatif olursa bunu söyleyebiliriz. Burada şu kısma odaklanırsak D küçük eksi A kısmına bunu söyleyebiliriz. Eksi A'yı karşıya attığımız zaman B artı A'nın sıfırdan küçük olduğunu söyleriz. Ardından diğer öncüle bakacak olursak da B'yi bu tarafa atarsak C küçük A artı B olur. A artı B'nin sıfırdan küçük olduğunu biliyorum. Bu durumda C küçük sıfır olur. A sıfırdan küçük, C sıfırdan küçük. O halde çarpımları her zaman sıfırdan büyük olacaktır. Yani cevabımız E şıkkıdır. Devam edelim. İçlerinde A artı 2, 2B, B artı 1 ve C tam sayıların yazılı olduğu dikdörtgen hücreler ile bu hücrelerdeki sayıları yapılacak işlemlerin yazılacağı dairelerden oluşan 3 ifade aşağıda verilmiştir. Toplama, çıkarma, çarpma sembollerinden her biri sadece bir daire içine yazılarak işlemler yapıldığında 3 işlemin sonucu da tek sayı olmuştur. Buna göre ABC sayıları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi öncelikle birinci maddeye baktığımız zaman toplama olmaz çünkü 2 artı 2'den kesinlikle çift olur. Çıkartma olmaz. A'lar birbirini götürür. Sonuç 2 olur. O halde birinci öncüle gelebilecek işlem çarpma işlemidir. Hemen bu çarpma işlemini yapacak olursak A kare artı 2A gelecektir. Buranın daima çift olduğunu biliyoruz. Sonucun da tek sayı çıkması gerektiğini söylüyor. O halde demek ki A kare tek. Buradan A kare tekse A'nın ben tek olduğunu söyleyebilirim. Evet, ikinci ve üçüncü maddeye geldik. Toplama çıkarma bir şey değiştirmeyeceği için fark etmeyecektir. Biz buna toplama yapalım.
3B artı 1 sonuç tek. 1 zaten tek. Sonucun tek olabilmesi için 3B'nin çift olması gerekiyor. 3B çiftse B de buradan çifttir diyebiliriz. A eksi C'ye gelelim. A eksi C tek. A'nın tek olduğunu biliyoruz. Tekten ancak çift çıkarsa sonuç tek olacağı için C'nin de ben buradan çift olduğunu söylerim. Buna göre A, B, C sayıları aşağıdakilerden hangisinin doğru olabilir demiş. B şıkkına baktığımız zaman A tek, B ve C çift olduğu için cevabımız B şıkkıdır. Devam edelim. Birbirinden farklı büyüklükte olan küp biçiminde 3 kutu gösterilmiştir. Kenar uzunluklarına A, B ve C diyelim. Bu kutulardan herhangi ikisi üst üste konulunca kutuların yüksekliği 83 santimetreyi geçemezken 56 santimetreden küçük olmamaktadır. Buna göre en büyük kutu ile en küçük kutunun yükseklikleri farkının santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi A artı B'yi ele alacak olursak 83'ten küçük olması gerekiyor. Bir de B artı C'yi ele alalım. B artı C'nin de 56'dan büyük olması gerektiğini söyleyebiliriz. Her tarafı burada eksiyle çarparsak, şöyle eksiyle çarparsak eşitsizlik yön değiştirecektir. Eksi B, eksi C küçüktür. Eksi 56 olacaktır. Şöyle karışmasın. Taraf tarafa toplarsak B'ler birbirini götürür. En büyük en küçüğün farkını bulmuş oluruz. A eksi C 83 ile 56'yı eksi 56'yı topladığımız zaman da 27 yapacaktır. Demek ki fark 27'den küçük olmalı. Bu şıkka uyan sadece A şıkkı var. Cevabımız A'dır. Devam edelim. Sayı doğrusu üzerinde negatif bir A sayısı şekildeki gibi gösterilmiştir. A sayısı negatifmiş. Bunu söylüyor. Sayı doğrusu üzerinde sıfır olan uzaklığı A sayısının sıfır olan uzaklığın 2 bölü 3'üne eşit olan N sayıları işaretleniyor. Mutlak değer N eşittir. Mutlak değer A çarpı 2 bölü 3. Burada A negatif bir sayı olduğu için mutlak değer N eksi 2 bölü 3 A ya da 2 bölü 3 A diye çıkacaktır. A negatif olduğuna göre burası negatif olur. Mutlak değerli bir ifade negatif çıkamayacağına göre buradan kök gelmeyecektir. Burada bakacak olursak N için iki durum gelecektir. Eksi 2 bölü 3 A ya da 2 bölü 3 A diyebiliriz. Bunları burada yerine yazacak olursak N yerine A eksi 2 bölü 3 A eşittir 10. A artı 2 bölü 3 A'nın mutlak değeri eşittir 10. Buradan A bölü 3'ün mutlak değeri 10. A buradan 30 ya da eksi 30 gelecektir. A negatif bir sayı olduğuna göre 30 olamaz. Diğer taraftan bakacak olursak 5 A'nın mutlak değeri bölü 3 10 ise A buradan 6 ya da eksi 6 olacaktır. Negatif olduğunu bildiğimize göre 6 olamaz. A sayısının alabileceği değerler toplamı eksi 30, eksi 6'dan eksi 36 olacaktır. Devam edelim. İki basamaklı çift doğal sayılar kümesi A, iki basamaklı asal sayılar kümesi B. C kümesinde vermiş. A ve C kümeleri göstermiştir. Mavi boyalı bölgenin ifade ettiği kümenin eleman sayısı, sarı bölgenin ifade ettiği kümenin eleman sayısından bir fazla olduğuna göre sarı bölgeyle gösterilen kümenin elemanlar toplamı kaçtır demiş. Şimdi şöyle baktığımız zaman iki basamaklı asal sayılar bunu yazacak olursak 11, 17, 19 ve 53'tür. İki basamaklı çift doğal sayılar yazacak olursak buradaki kesişimlere bakıyoruz arkadaşlar. İki basamaklı çift doğal sayılara bakacak olursak 20, 42, 44. Buradan da anlayacağımız üzere bir fazla olan B kümesi ile C'nin kesişimi.
Sarı bölgeyle ifade ettiği tüm eleman sayısından bir fazla. Yani mavi 11, 17, 19, 53'ü ifade ediyor. Demek ki bu B kümesi. Sarı da 20, 42, 44'ü ifade ediyor. Bu da A kümesi. Sarı bölgeyle gösterilen kümenin elemanları toplamı kaçtır demiş. 20, 42, 44 toplarsak 80, 100, 106 olacaktır. Devam edelim. Renkleri kırmızı, sarı, mavi olan 3 bilye her birinde farklı renkte bir bilye olacak şekilde ABC torbalarına rastgele konuyor. Torbadaki bilyelerle ilgili önermeleri verilmiş. A torbasında mavi, C torbasında ise sarı bilye bulunduğuna göre aşağıdaki bileşik önermelerden hangisi yanlıştır demiş. Hemen bakalım. A torbasında mavi bilye olduğuna göre demek ki P önermesi yanlış. C torbasında sarı bilye bulunduğuna göre sarı bilye yoktur demiş. Bu da yanlış. B torbasında mavi bilye vardır. Bu da yanlış. Evet, şöyle bir düzeltme yapacağız. Tekrardan bakacak olursak. A torbasında mavi bilye olması gerekiyor. A torbasında kırmızı bilye yoktur. Evet, mavi bilye vardırla kırmızı bilye yoktur. Mantıksal olarak aynıdır. Bir. A torbasında mavi bilye varsa B torbasında mavi bilye vardır. Doğru olamaz. Bu yanlış. C torbasında sarı bilye vardır demiş. C torbasında sarı bilye yoktur. Yanlış olacaktır. Şimdi buradan hareketle bakacak olursak B şıkkına. B'ye 1 diyoruz. Q'ya 0 diyoruz. B'ye 0 diyoruz. Şöyle bakacak olursak 1 veya 0 ise 0. Burası 1. 1 ise 0. 100 kuralından dolayı 0 gelecektir. Hangisi yanlıştır demişti. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Devam edelim. Evet, bir grafik verilmiş. İfadelerin hangileri tek başına FG ve H fonksiyonun grafiklerini belirlemek için yeterlidir demiş. İkinci öncüle bakacak olursak P0 eksi H0'ın 2 olduğunu söylemiş. Sıfırdaki değerlere bakıyorum. Buralar. Aradaki farkın 2 olduğu sadece kırmızı ve yeşil fonksiyon var. O halde bu arkadaş F, bu arkadaş H, diğeri de G'dir diyebilirim. Yani bu bilgi tek başına yeterli olur. Siliyorum. Birinci öncüle bakacak olursam eksi 2, 2 aralığında fx küçük gx'tir demiş. Eksi 2, 2 aralığına şöyle baktığım zaman şurada evet küçük olan iki fonksiyon var fakat şu kısma geldiğimiz zaman burada 3 fonksiyon da bu aralığa girdiği için kimin kimden küçük olduğunu söyleyemeyiz. 1 olmayacak. Böyle 1'in olduğu şıkları eleyelim. Üçüncü öncüle bakalım. F0 küçük G0 küçük H4'tür demiş. Şöyle. Şimdi bakalım. Öncelikle şu ikisini alalım. F0 G0'dan küçük olacakmış. Yani bu F olsun, bu G olsun, bu da H olsun. Bu durumda H4 şurada H4 0 olduğu için ama G0 1 F0 eksi 1 sıralamayı bozuyor. Demek ki böyle bir durum olamaz. Bunu eledik. Şöyle bakalım. G olsun, F olsun. Tam tersi olacak. F0 küçük olduğu için. G, F olsun. G0, 2, F0, eksi 1. H4, 0. Yine sıralamayı sağlamadı. Öyle de olmayacağını gördük.
Aslında olay şu, şurada kesişenler olmayacak. Yani aşın bunlar dışında olması gerekiyor. Şöyle ki buna G, buna F dersek F01, G02, H4 de burada bir yerde bir değer alacağı için sıkıntı olmayacak. Ona da mesela K diyelim. Bunlardan büyük olacağı için eşitsizlik korunacak ve kimin kim olduğunu söyleyebileceğim. Bu bilgi de o zaman yeterli olacaktır. Cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Devam edelim. Bir veri grubundaki sayıların toplamının gruptaki terim sayısından bölümüyle elde edilen sayı o veri grubunun aritmetik ortalaması denir. Hasan'ın 10 gramlık 8 tane, 30 gramlık 7 tane çikolatası vardır. Hasan birkaç tane 10 gramlık çikolatadan ve birkaç tane de 30 gramlık çikolatadan kardeşine veriyor. Hasan'ın elinde kalan çikolataların kütlelerin ortalaması 22 gram. Kardeşine verdiği çikolataların kütlelerin ortalaması 18 gramdır. Hasan kardeşine 10 gramlık kaç tane çikolata vermiştir diyor. Şimdi 10 gramlık 8 tane var. 30 gramlık 7 tane var. Şöyle diyelim. X tane versin. Bundan da Y tane versin. Şimdi elinde 8 eksi X tane kalacak. 8 eksi X çarpı 10 bölü 8 eksi X ortalaması. Artı 7 eksi y çarpı 30 bölü 7 eksi y eşittir 22. Evet, burada tabii ki tek bir aritmetik ortalama yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen onu düzeltiyorum. 8 eksi x çarpı 10 artı 7 eksi y çarpı 30 bölü 15 eksi x eksi y eşittir 22. Burayı düzenleyecek olursak şöyle her bir terimi 2 ile sadeleştireyim. 11, 15, 5. Bunu da karşıya atacak olursak şunları da içeriye dağıtalım. 40 eksi 5x artı 105 eksi 15y eşittir 165 eksi 11x eksi 11y. Sayıları şöyle işleme sokarsak 145 burada 20 kalacaktır. 11x'i karşıya atarsam burada 6x kalır. Eksi 15y'yi de eksi 11y'yi de bu tarafa atarsak eksi 4y kalacaktır. 2 ile de sadeleştirirsek 3x eksi 2y eşittir 10 olur. Kardeşine verdiği çikolataların kütlelerin ortalaması x tane vermişti. 10 çarpı x artı 30 çarpı y bölü x artı y eşittir 18. Yine şöyle 2 ile sadeleştirelim. 9, 15, 5. Karşıya atarsak 5x artı 15y eşittir 9x artı 9y. Buradan da 6y eşittir 4x, 3y eşittir 2x olacaktır. O halde bunu da hemen işleme katacak olursak burada y yerine 2x bölü 3 yazalım. 3x eksi 2 çarpı 2x bölü 3 eşittir 10. Payda eşitlenecek olursak 5x bölü 3 eşittir 10. X buradan 6 olacaktır. X 6 ise y de 4'tür. Buna göre Hasan'ın kardeşine 10 gramlık kaç tane çikolata vermiştir diyor. 10 gramlık x tane vermişti. Yani cevabımız 6 olacaktır. Devam edelim. 250, 500 ve 750 mililitre su alabilen 3 tür şişe aşağıda gösterilmiştir. Bu şişelerin 3'ü de her seferinde tam olarak suyla doldurularak ve eşit sayıda sefer yapılarak 400 mililitrelik ve A mililitrelik iki kap dolduruluyor.
Şişelerden ikisiyle kaplardan biri doldurulurken üçüncü şişeyle diğer kap doldurulduğuna göre A kabının aldığı su miktarının birlikte cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. İkisinin beraber doldurduğu şişeler şöyle ki 400 mililitreyi dolduracağı için şu ikisini seçsem 750 400 mililitre 750'nin tam katı değildir. Olmaz. 1250 olsa yine olmaz. Burada 4000 mililitreyi doldurabilmesi için 250 ve 750 mililitrenin bir kabı doldurması lazım. 500 mililitrelik şişenin de A mililitrelik kabı doldurması gerekiyor. 250 artı 750 her seferinde 1000 mililitre su taşıdığına göre ve 4000 mililitrelik kabı dolduracaklarına göre demek ki 4 sefer yapıyorlar. 4 sefer diyelim. Diğer kapta 4 sefer yapacağına göre A kabını 500 çarpı 4'ten 2000 mililitre su taşıyacaktır. Cevabımız C şıkkıdır. Devam edelim. 20 öğrencinin olduğu bir sınıfta öğrencilerin boyları ölçülecektir. Bu ölçüm kızlar ve erkekler için farklı dijital metre kullanarak yapılmaktadır. Erkeklerin boylarının ölçüldüğü dijital metre her ölçümde gerçek değeri 3 santimetre fazla gösterirken kızların boylarının ölçüldüğü dijital metre her ölçümde gerçek değeri 2 santimetre az göstermektedir. Yapılan ölçüm sonunda sınıftaki öğrencilerin boylarının uzunlukları toplamı gerçek değerden 35 santimetre daha fazla olduğuna göre sınıftaki erkek öğrenci sayısı kaçtır? Erkek öğrenci sayısına x diyelim. Kız öğrenci sayısına 20x, 20 eksi x diyelim. Erkekleri ölçerken her biri için 3 santimetre fazla ölçüyorsa 3x fazla ölçecektir. Kızları ölçerken de 2 santimetre az ölçtüğüne göre 2 eksi 2 çarpı 20x, 20 eksi x kadar az ölçecektir ve toplamda 35 santimetrelik bir fazlalık oluşması gerekiyor. Bu durumda 3x eksi 40 artı 2x eşittir 35'ten. 5x eşittir 75. X eşittir 15 olacaktır. Devam edelim. Aynur, Bekir ve Can'ın saatlerinin doğru zamana göre durumlar aşağıdaki gibidir. Aynur, Bekir ve Can diyelim. Aynur'un saatinin ileri olduğu dakikanın iki katı kadar dakika Can'ın saati geri kalmıştır. Aynur'un saati x dakika ileri ise Can'ın saati 2x kadar geri. Bekir'in saatinin ileri olduğu dakikanın 2 dakika fazlası kadar Can'ın saati geri kalmıştır. Bekir'in saatinin ileri olduğu dakikanın 2 dakika fazlası kadar, yani Bekir'in saati de 2x eksi 2 dakika ileridir. Bekir'in saatin ileri olduğu dakikanın 1 dakika fazlası kadar. Evet, buna 2 eklediğimiz zaman 2x elde ediyoruz. Burası da tamam. Doğru zamana göre buluşmaya karar veren bu 3 kişiden Bekir saatine göre hareket edince buluşma yerine 6 dakika erken gelmiştir. Buna göre doğru saat 6.30 olduğunu 6.30'u gösterdiği anda aynı durum saati kaçı göstermektedir? Doğru saat 6.30 iken Bekir'in saatine göre hareket edince buluşma yerine 6 dakika erken gelmiş. Bekir 6 dakika erken geldiyse 2x eksi 2 6 x buradan 4 olur. Aynur 4 dakika erken gelmiş olur. 4 dakika erken geldiğine göre doğru zamanda 6.30 olduğuna göre Aynur'un saati 4 dakika ileri gösterecek. Yani 6.30 artı 4'ten Aynur'un saati 6.34'ü gösterecektir. Devam edelim. Düz bir tahtaya 5 özdeş elbise askı aparatı eşit aralıklarla monte edilerek aşağıdaki gibi bir eşya askılığı yapılacaktır. Bir usta aparatları monte edecek işçiye yukarıdaki şekli gösterdikten sonra resimdeki gibi sağ ve soldan 1,5 santimetre boşluk bıraktıktan sonra aparatlar arası 6 santimetre olacak şekilde monte etmelisin diyor. İşçi aparatları monte ettikten sonra resme tekrar baktığında yan yana olan iki aparat arasındaki mesafeyi yanlış gördüğünü,
Çin monte etmesi gerekenden bir tane fazlası kadar aparat monte ettiğini görüyor. Yani 5 tane etmesi gerekirken 6 tane monte ediyor. Şuralar 2 santim. Aralarda 6 santimetre olması gerekirken daha az almış. Onlara da X diyelim o zaman. Şimdi 6 tane bir fazla monte ettiğine göre 6 tane monte etti. 6 çarpı her birinin genişliği 2 olduğu için 2 artı 1 eksiği kadar boşluk oluşacak. 5 tane boşluk oluşacak. 5 çarpı x diyelim. Bunun ilk duruma eşit olması gerekiyor. Yani 5 çarpı 2, 5 tane askılık olması gerekiyor. Artı 1 eksiği kadar boşluk olacak ve her bir boşluğunda 6 santimetre olması gerekiyor. 12 artı 5x eşittir 10 artı 24. Buradan 5x eşittir 22. X buradan 4,4 olur. Cevabımız C şıkkıdır. Devam edelim. Etiket numaraları 1, 2, 3, 4 olan 4 kumbara aşağıda gösterilmiştir. Boş olan bir bu kumbaralar etiket numarasıyla doğru orantılı ve TL cinsinin değerleri tam sayılacak biçimde para konmuştur. Yani bunda x, bunda 2x, bunda 3x, bunda da 4x para vardır. Kumbaralardan birine 60 TL para konurken bu miktar diğer bir kumbaraya konan paranın 3 bölü 2 katardır. Yani 3 bölü 2 katı olan kim var? 2x'in 3 bölü 2 katı 3x olduğuna göre demek ki 60 buraya konmuş, 40 buraya konmuş. Demek ki burası 20, burası da 80. Toplam kaç para konmuştur diyor. Toplarsak 200 TL cevabımız olacaktır. Devam edelim. Bir bankada işlem sırası bekleyen Ahmet ile Mehmet'in sıradaki konumlarıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. İkisinin arasında işlem sırası bekleyen 8 kişi vardır. Ahmet sıranın ortasındadır. İşlem sırasına göre sıradaki kişilerin 2 bölü 7'si işlemlerini yaptırıp ayrılınca Mehmet sıranın ortasında kalmıştır. Mehmet işlem sırası bekleyenler içinde ortada olana kadar işlem için sıraya giren kimse olmadığına göre başlangıçta sırada kaç kişi vardır? Başlangıçta sırada 7x kişi olsun. Ortada olan Ahmet, böyle Ahmet diyelim. Ortadaki kişinin sırası ne olacaktır? Sıradaki kişi sayısından bir fazla bölü 2 ortalıca kişinin sırasını verecektir. Mehmet ile arasında 8 kişi var. Yani arada 8 kişi var ama sıra sayısını vermesi için 9 eklemem gerekecek. Şimdi şöyle ki bu arada tabii aradaki kişi sayısı değişmeyecek. 8 kişi var. 2 bölü 7'si sıradan ayrılınca sırada son kalan kişi sayısı 5x oluyor. Ve bu sefer de Mehmet ortada kalan kişi oluyor. Ortada kalan kişinin sıra numarası ne olacaktır? 5x artı 1 bölü 2 olacaktır. Şöyle yapalım. 7x artı 1 bölü 2 artı 9. 9 eklemem lazım çünkü sıra sayısına gidebilmek için 8 kişi var. Bu arada tabii önce şunu yapmam gerekiyor. 2x kişi ayrıldığı için 2x kişi ayrıldığı için her birinin sırası 2x kayacak. 2x aşağı gideceğiz. Yani Ahmet'in sırası 2x aşağı gelecek. Buna ben 9 eklediğim zaman yeni durumdaki Mehmet'in ortadaki sırasını verecek. Yani 5x artı 1 bölü 2'yi vermeli. Burada işlem yapacak olursak her birini 2 ile genişletip kesirlerden kurtulalım. 7x artı 1 eksi 4x artı 18 eşittir 5x artı 1. 3x artı 19 eşittir 5x artı 1. 18 eşittir 2x. X buradan 9 olacaktır. Sıradaki kişi sayısına 7x demiştik. 7 çarpı 9'dan sırada 63 kişi olduğunu söyleyebiliriz.
Devam edelim. Ferit Bey iş yerinde ürettiği bir ürünün maliyetinin %50'sini ham maddeye, %30'unu çalışanlarına, %20'sini ise pazarlama ve nakliye için belirlemiştir. Ferit Bey bu ürünü %50 kar oranında satmaktadır. Maliyet 100 lira olsun. Ham madde %50, yani 50 TL. Çalışanlar %30, yani 30 TL. Nakliye diyelim kısaca. Nakliye de 20 TL tutuyormuş ve %50 karla sattığımıza göre satış fiyatımız 100 çarpı 150 bölü 100'den 150 TL. Ham maddenin maliyeti %20 oranında artarsa, 50 lira %20 artarsa son durumda 60 lira olur. Çalışanların ücretleri %50 artarsa 45 TL olur. Nakliye değişmemiş. Son durumda maliyet 125 TL olmuş. Maliyet 125 TL. Satıştan elde ettiğimiz kar 25 TL. Yüzde kaçtır diyor? 25 bölü 125 çarpı 100. 1 bölü 5 sadeleştirirsek son durumda %20 kar elde etmiş olur. Devam edelim. Bir usta iki duvarın birini mavi, diğerini ise sarı renkli fayans kullanarak kaplayacaktır. Mavi, sarı diyelim. Usta iki duvara da belli sayıda fayans döşedikten sonra mola veriyor. Usta daha sonra iki duvara döşediği fayans sayısını eşitlemek için toplam döşediği fayans sayısının 1 bölü 4'ü kadar da mavi fayans döşemesi gerektiğini hesaplıyor. Şimdi toplam döşediği 8x olsun. Bunu 3x, 5x diye paylaştıralım. Çünkü 1 bölü 4'ünü aldığımız zaman 8x'in 2x, 2x daha mavi döşerse ancak eşitlemiş olacak. Usta molaya kadar 60 tane mavi renkli fayans döşediğine göre şurası 60. Demek ki x buradan 20. Kaç tane sarı renkli fayans döşemiştir? 5x. 5 çarpı 20'den 100 tane fayans, sarı fayans döşemiştir. Devam edelim. Simge elindeki şeker, un ve tuzun tamamını eşit koldu terazide tarttığında aşağıdaki durumlar oluşmuştur. Sol kefesine şeker artı un, şeker artı un. Sağ kefesine tuz artı 16 kilogram koyarsa dengeleniyormuş. Sol kefesine şeker artı tuz, sağ kefesine unu koyarsa teraziyle dengede kalıyormuş. Simgenin elinde 20 kilogram un olduğuna göre demek ki şeker artı tuz 20. Şurası 20 olduğuna göre tuzun 4 kilogram olduğunu söyleyebilirim. Tuz 4 ise şekerin de buradan 16 gram kilogram olduğunu söyleyebilirim. İşlem hatası yaptım. Hemen geri döneyim. Un 20 kilogram olduğuna göre tuzu bu tarafa gönderirsek şeker eksi tuz eşittir eksi 4. Şeker artı tuz 20. Taraf tarafa toplarsam 2 şeker eşittir 16'dan şekerin 8 kilogram olduğunu söyleriz. Şeker 8 ise tuz 12 kilogramdır. Buna göre şeker ve tuzun tamamını karıştırırsa oluşan karışımdaki tuzun ağırlıkça yüzdesi kaçtır? 12 bölü 40 çarpı 100 birer sıfırı attık. Sadeleştirdik. Buradan da %30'un tuz olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Bir çiçekçi elindeki papatyaları 9'arlı, gülleri ise 2'şerli demet demiştir. Daha sonra yaptığı tüm demetleri çözüyor ve papatya ile güllerin tamamını 3'erli demetleyince toplam demet sayısı ilk duruma göre 24-60'tır. Papatya, gül diyelim. Elimizdeki papatya sayısı 9x olsun, gül sayısı 6y olsun. Birinci durumda papatyaları 9'arlı demet yaparsa x tane demet gelir.
Günleri ikişerli demet yaparsa 3 yeri demet gelir. İkinci durumda hepsini çözüp papatya ve gülleri de üçerli yaparsa, papatyayı üçerli yaparsa 3x demet gelir. Gülleri üçerli demet yaparsa 2y gelir. Demetleyici toplam demet sayısı ilk duruma göre 24-60'tır. İlk duruma göre 24-60. Bunu buraya, bununla karşıya atarsak 2y artı, pardon, y artı 24 eşittir 2x'i olacaktır. Başlangıçta güllerin demet sayısı, papatyaların demet sayısının bir katı olduğuna göre başlangıçtaki demet sayısı, yani x ve 3y'den bahsediyor. X'i ve 3y'yi aldık. Başlangıçtaki güllerin demet sayısı papatyaların demet sayısının iki katıdır. Şuraya 2 yazacağız. O halde 2x gördüğüm yere 3y yazarsam, y'yi de karşıya şutlarsam y eşittir 2y ve y buradan 12 olacaktır. Çiçekçide kaç adet gül vardır demiş. Y yerine 12 yazarsak 6 çarpı 12'de 72 adet gül vardır deriz. Devam edelim. Ahmet'in ağırlığı 4 hafta boyunca her hafta ölçülmüş ve bu ölçümlerdeki Ahmet'in ağırlığının bir önceki ölçüme göre değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Ahmet'in bu haftalardan birinde ölçülen ağırlığı A kilogram iken başka bir haftada ölçülen ağırlığı B kilogram olduğuna göre B eksi fark, A farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Birinci hafta ağırlığı X olsun. İkinci hafta 3,5 kilogram artmış. Üçüncü hafta 1 kilogram daha artmış, yani x artı 4,5 olmuş. Dördüncü hafta 2,5 kilogram azalmış, yani x artı 2 olmuş. Herhangi iki haftadaki farkı mesela burada 4,5 olabilir. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Devam edelim. 5 kareleri ayrılmış aşağıdaki gibi bir yüzey üzerinde iki karınca A ve B noktasında aynı anda bırakılıyor. Karıncaların izledikleri yollar belirlenen noktalar arasında mavi ve sarı renkli doğrusal çizgiler olarak aşağıda gösterilmiştir. Karıncalar izledikleri her bir doğrusal yol boyunca sabit hızlarla ilerlemişlerdir. Karıncaların birbirlerine olan uzaklıklarının zamana göre değişimi doğrusal grafikte gösterilmiş. Karıncalar x1, x2, x3 doğrultusundaki noktalardan aynı anda geçtiklerine göre A artı B toplamı kaçtır? X3 ve X2 noktasından geçerken aralarındaki fark 3'müş. Yani şurası 3, şurası da 3. O halde şurası 6, şurası da her bir birim kare 3 birim uzunluğunda olduğuna göre 3, 3 santimetre uzunluğunda olduğuna göre 3, 6, 9, 12. Aynı anda geçtiğine göre A artı B toplamı kaçtır demiş. Aralarındaki uzaklık ilk durumda 12, ikinci durumda 6. Bu durumda topladığımızda 12 artı 6'dan cevabımız 18 olacaktır. Devam edelim. Doğum günleri aynı olan Asem, Beyza ve Dilara doğum günlerinde yaşlarla ilgili yaptıkları konuşmalarında Asem yaşım 15'ten fazla 24'ten küçüktür demiş. 15 küçük A küçük 24 diyebiliriz. Beyza yaşım 20'den fazla 28'den küçüktür demiş. Beyza. Dilara yaşım 21'den fazla 36'dan küçüktür demiş. Ahsen en büyük iken Beyza en küçük olduğuna göre üçünün yaşları toplamı kaçtır demiş. Ahsen en büyük olacak. Ahsen'e 23 dersek Beyza da en küçük olacağına göre Beyza'ya da 21 diyelim. Bu durumda Dilara'nın da alabileceği tek bir değer var zaten 22. Yaşlarını toplarsak 21 artı 22 artı 23 66 olacaktır. Devam edelim. A ve B kentler arasındaki yol 440 kilometre. Hemen çizelim. 440 kilometre.
Hızı saatte V kilometre olan bir araç A'dan B'ye doğru. Saat 13.00'da. Hızı saatte 80 kilometre olan başka bir araç B'den A'ya doğru aynı gün saat 12.30'da hareket ediyor. Bu iki araç saat 15.00'da karşılaşıyorlar. Şurada karşılaşsınlar, saat 15.00 olsun. Buna göre A'dan hareket eden araç B'ye saat kaçta varmış? Öncelikle geçen süreye baktığımız zaman A'dan çıkan araç için 2 saat sonra karşılaşıyorlar. Demek ki aldığı yol 2V'dir şurası. B'den çıkan araç 15.00'da karşılaştıklarına göre 2,5 saat sonra karşılaşıyorlar. 5 bölü 2 saat diyelim. Hızı da 80 olduğuna göre buranın da 200 km olduğunu söyleyebiliriz. 5 bölü 2 çarpı 80'den. 2 ve artı 200 440 km yapacağına göre V buradan 120 km bölü saat olacaktır. A'dan çıkan aracın hızını bulduk. Yol 440 km ve aracın hızı 120 km olduğuna göre geçen süreyi bulalım. Şöyle sıfırla attık. 4 ile sadeleştirirsek 11 bölü 3 saat sonra varacaktır B kentine. Saati dakikaya çevirelim. 11 bölü 3 çarpı 60. Yani 220 dakika sonra o da 3 saat 40 dakika yapacaktır. 13.00'da çıkmıştı. 3 saat 40 dakika eklersek 16.40 cevabımız olacaktır. Devam edelim. Bir çocuğun elinde şekilleri yukarıdaki gibi olan 3 oyuncağın her birinden yeterli sayıda vardır. Çocuk bu oyuncaklar aşağıdaki kurallara göre sırayla soldan sağa doğru dizerek bir oyun oynamaktadır. Aynı şekle sahip olan oyuncaklar yan yana konmayacaktır. Kare şeklinde bir oyuncak ile üçgen şeklindeki oyuncak yan yana konmayacaktır. Buna göre kare şeklindeki oyuncak ile dizme işlemine başlayan çocuk 7 oyuncağı kaç bak şeklinde yan yana dizebilir? Birinci oyuncağımız kare. Burada bir seçeneğimiz var zaten. İkinci oyuncağımız karenin yanına üçgen gelemediğine göre yıldız gelecek. Burada da bir seçeneğimiz var. Üçüncü durumda yıldızdan sonra kare ya da üçgen gelebilir. Burada iki seçeneğimiz var. Örneğin kare, üçgen gelsin. Çok önemli değil. Bu durumda dördüncü oyuncakta yine kare gelemeyeceği için yıldız gelmek zorunda bir seçenek var. Beşinci oyuncak için yıldızdan sonra yine kare ya da üçgen gelebilir. Bu sefer kare gelsin. İki seçenek. Altıncı oyuncak için yine yıldızdan başka bir şey gelemeyecek. Bir seçenek ve yedinci oyuncak için yine iki seçenek olacak. Bunları çarparsak 8 farklı şekilde yan yana dizebileceğini görürüz. Devam edelim. Bir kapının alta iki kilidi vardır. Her kilit farklı bir anahtarla açılmaktadır. Bir anahtarlık da aralarında bu kapının iki kilidine ait bir anahtarın da olduğu birbirine benzeyen altı anahtar vardır. Buna göre anahtarlıktaki anahtarlar içinden rastgele seçilen iki anahtarın ilk denemesinde kapının açılma olasılığı kaçtır? Öncelikle 6 tane anahtar içerisinde 2 tane anahtar seçtik. Bu iki anahtarın doğru olma durumu 1 bölü 6'nın ikili kombinasyonudur. Bir de seçtiğimiz iki anahtar için 2 tane delik olduğu için bunların doğru sırayla takılması yine 1 bölü 2 olasılıkla olacaktır. Yani 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 15 cevabımız 1 bölü 30 olacaktır. Devam edelim. Evet, klasik sağ bakanların toplamı sola bakanların toplamına eşit olacak. Alfa artı beta 40 artı 25'ten 65 olacaktır. 31 olursa oldukça fazla kolay olan bir soru. Evet, güzel sorulardan bir tanesi. 6 özdeş ikizkenar yamuk herhangi ikisinin birer köşeleri çakışacak biçimde aşağıdaki gibi birleştirilmiştir. Bu ikizkenar yamukların taban açılarının ölçüleri 30 derece olup eşit kenarları 2 kök 3 birim ve paralel kenarlardan kısa olanın uzunluğu da 10 birimdir demiş. Yani şöyle dikmeler indirirsek burası 10, burası kök 3. Şu açılar 60 derece olduğu için
30'un karşısında kök 3 katı olacak. Yani burası 3, burası da 3. Yamuğun uzun kenarı 16 birim olacak. Şimdi öncelikle şurada şu üçgene dikkat etmemiz lazım. Şu açılar 30 derece ve buranın da 120 derece olduğunu o zaman söyleyebiliriz. 2 kök 3 şu uzunluk o halde 30-30-120 üçgeninden buralarında 2-2 birim olduğunu söyleyebiliriz. Şu şekli tamamlasaydık 16 birim olacaktı burası. İkisi burada kaldığına göre burası 14 olacak. Burası da 14. Aynı şey buralar için de geçerli olacak. 14. Buralar 16 birim. Çevreyi soruyor. 2 çarpı 16 artı 4 çarpı 14. 32 artı 56'dan çevre 88 birim olacaktır. Devam edelim. Ön yüzeyli dikdörtgen biçiminde olan eşit büyüklükteki 9 adet kitap masa üzerine iki farklı biçimde dizilmiştir. Sol taraftaki gibi dizildiğinde masadan yükseklik 40 santimetre, sağ taraftaki gibi dizildiğinde 65 santimetre olmaktadır. Buna göre kitaplardan birinin görünen yüzünün çevresi kaç santimetredirmiş? Kısa kenarına A, uzun kenarına B dersek ilk durumda 2A artı B 40 santimetre yapacaktır. İkinci duruma bakarsak B A, B'den A artı 2B 65 santimetre yapacaktır. Toplarsak 3 parantezinde A artı B 105, A artı B 35 yapacaktır. Bir tanesinin çevresini sorduğuna göre 2 A artı 2 B'yi soruyor. Burası 35 olduğuna göre cevabımız 70 santimetre olacaktır. Devam edelim. Genişliği 5 santimetre, yüksekliği 25 santimetre olan görünen yüzeyli dikdörtgen biçiminde olan dosyalardan 6 tanesi rafa dik ve aralarında boşluk olmayacak biçimde dizilmiş. Diğer iki tanesinden sol baştaki sağdakinin üst köşesinden 1 santim aşağısına devrilmiştir. En sağdaki ise solundakinin üst köşesinden 5 santim aşağısına devrilmiştir. Buna göre en soldaki dosyanın sağ alt köşesiyle en sağdaki dosyanın sol alt köşesi arasındaki mesafe kaç santimetredir demiş. Uzun kenar 25'te, şurası 1 olduğuna göre burası 24. Burası 25. Demek 7, 24, 25. Burası 5 olduğuna göre burası 20, burası 25. Demek ki 3, 4, 5'in katı olacak. Burası da 15. Kısa kenar 5 olduğuna göre 5, 5, 5, 5, 5, 5. Bu mesafenin toplamını istiyor. 7 artı 6 çarpı 5 artı 15, 30, 45, 52 cevabımız olacaktır. Devam edelim. Rezgin dikdörtgen biçimindeki renk kartelalarını birer köşelerinden birleştirerek ortada düzgün bir altıgen elde etmiştir. Daha sonra da bu kartelaların ağırlık merkezlerine çivi çakmış ve bu çivilerle de gergin ip bağlamıştır. Gergin ipler kartelaların köşelerinden geçtiğine göre sezgin ortada elde ettiği altıgenin çevresinin ipin uzunluğuna oranı kaçtır demiş. Şöyle altıgenin merkezi gibi düşünürsek. Evet. Burası 60. Birbirlerini 180'e tamamlamaları gerekiyor. Burası 120. O halde açılar 30-30'dur. Açılar K kök 3 diyebiliriz. O halde ipin uzunluğuna bakacak olursak şöyle hepsine K diyebiliriz. 2, 4, 6 tane kartela var. Her birinde 2K ip uzunluğuna göre ipin uzunluğu 12K oldu. İçeride oluşan altıgen, yani şundan bahsediyoruz. Bir kenarını K kök 3 bulduk. O zaman altıgenin çevresi de 6 kök K kök 3 olacaktır. Altıgenin çevresinin ipin uzunluğuna oranı 6 K kök 3 bölü 12 K. Şunlar sadeleşir. Cevabımız kök 3 bölü 2 olacaktır.
Devam edelim. Evet, klasik bir soru. Yerden yüksekliği kaç santimetre diyor. Buradan şöyle bir dik çektiğimizde salıncağın boyu 200 santimetre olduğuna göre burada da değişmeyecek. 200 santimetre 60'ın karşısı ve 30'un karşısı olarak baktığımız zaman burası 100 olur. 100 ise geriye şurada 100 kalır. Aşağıda da bir 40 santim var. Yerden yükseklik burası 140 santimetre olacaktır. Devam edelim. Bir duvara yerden yükseklikleri 150 ve 161 santimetre olan şekilde duvarın üstünden aynı hizada 1 numaralı ve 2 numaralı çivilere genişliği 48 santimetre eş iki tablo aşağıdaki gibi asılıyor. 1 numaralı çivi asılan tablonun ipinin uzunluğu santimetredir. Tabloların üst köşelere asıldıkları çivilere eşit uzaklıkta olduğuna göre 2 numaralı çivi asılan tablonun ipinin uzunluğu kaç santimetremiş? Birinci ipin uzunluğu 60'sa 30-30 diye bölecektir. 48'i de şöyle 2'ye bölecek olursak 24 diye. 3, 4, 5'in katı olacak. 5'in 6 katı 30, 4'ün 6 katı 24, 3'ün 6 katı 18. Şu aradaki mesafe 161 santimetre, 150 santimetre, 11 santimetre. 11 santimetre yukarıya kaydırdığımız zaman şu şekil için yapıyorum. Başlangıçta 18 birimdi. 11 santimetre yukarı kaydırırsak burası 7 birim olur. 24, 24 yine bunu böyle ayırabilirim. 7, 24, 25'ten uzunluğu 50 santimetre olacaktır. Devam edelim. Evet, şekli katladık. Katladık. Daha sonra açtığımız zaman çevre ne kadar değişmiştir diye soruyor. Önce ilk katlamayı şöyle açtığımız zaman şurada ve şurada bir kesim oluşacak. Bunu söyleyebiliriz. Onu da şöyle açtığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde açtığımız zaman kesikler oluşacaktır. Bir birim kesiliyor. Şimdi burada bir birim bunlarla eşit olduğu için çevreyi değiştirmez. Buradakiler yine değiştirmez. Buradakiler yine değiştirmeyecektir. Buradakiler de çevreyi değiştirmeyecektir. Şurada iki birim azalırken 1, 2, 1 burada 2 birim çevre artar. 2 birim burada azalırken 1, 2, 1 yani burada da 2 birim azalırken 4 birim arttığı için 2 birim çevre artacaktır. Yani totalde çevre 4 birim artacaktır. Devam edelim. Evet, ütü masasıyla ilgili taralı alanlar arasındaki oranı soruyor. Orta noktadan bağlandığı için bunlara şöyle K diyebiliriz. 60 K 120 diyebiliriz. Sinüs alan teoreminden K çarpı sin 60 bölü 2 sinüs alan teoreminden K çarpı sinüs 120 bölü 2 oranladık. Bağlar birbirlerini götürdü. Diğer birbirlerini götürdü. Sinüs 60 ile sinüs 120 birbirine eşittir. Bunlar da birbirini sadeleştirecek. Yani alanlar birbirine aslında eşitmiş diyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Evet, boyalı bölgenin alanları toplamı 64 santimetre kare olduğuna göre küpün hacmi kaç santimetre küptür demiş. Şöyle A, B, C diyelim. Şuraya da X diyelim, küpün aynıtı değişmeyecek. A çarpı X arttı, B çarpı X arttı, C çarpı X 64. X parantezinde A artı B artı C çarpı X 64. Sonuç olarak A artı B artı C'yi topladığımız zaman da X yapacağı için X çarpı X 64, X buradan 8. Hacmini sorduğu için 8'in küpüne gidersek o da 512 olacaktır. Yani cevabımız
B şıkkıdır. Evet, denemenin sonuna geldik arkadaşlar. Bu Özdebir'in AYT, Türkiye genelinde AYT denemesini de çözeceğim birkaç gün içerisinde. Onu da yayınlarım. Bu deneme ile ilgili konuşacak olursak orta seviyede bir denemedir diyebilirim. Bazı sorular çok kolay, fazla kolaydı. Birkaç tane güzel sorusu da vardı. Genel anlamda 10 üzerinden puanlarsak 5 verebileceğim, 5-5,5 verebileceğim bir denemeydi. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.